Öncelikle çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Evet, son zamanlarda gerçekten çok değerli kaleci arkadaşlarım çıktı. Yer yer zaman zaman performans düşüklükleri olabiliyor. Bu dönemde de bana bir şans geldi. Sağ olsun Vincenzo Montella hocamız milli takıma seçildikten sonra onun sistemine de daha yakın bir kaleci olduğum için benimle böyle bir değerlendirmede bulundu. Kendisine gerçekten ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda da inşallah hep beraber başarılı oluruz. Onun sistemine ayak uydurabilirsek gerçekten önümüzdeki maçlarda çok güzel sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki yani şimdi milli takım her zaman çağrıldığı takdirde hangi arma altında olursa olsun, göğsünde eğer ay yıldız taşıyorsan her türlü her şekilde hangi yaşta olursa olsun boynumuzun borcudur, gitmek hedefindeyiz ve bu bizim amacımız olmalı zaten. O anda evet şöyle bir açıklama yapmıştım. Genç arkadaşlarımın gitmesinden de yanayım ama fakat ihtiyaç olması halinde de ben bu forma için her zaman varım mesajını da vermiştim bir yandan da. Şu an buradayım. Futbol sürecim devam ettiği sürece milli takım formasını armasını sonuna kadar taşımak istiyorum. Bu sancağı, bu bayrağı havada, göklerde tutmak istiyorum. Umarım benden önce, benden sonra ve şu anda kim olursa olsun en önemli hedefimiz milli takımı en iyi yerlere taşımak olmalı. Son zamanlarda aslında böyle bir umudum aslında yoktu ama fakat performansımdan dolayı özellikle Adana Demirspor'dan sonra güzel bir yükseliş ve Montella hocamızın da milli takıma gelmesiyle beraber gerçekten içimde tekrardan yeşermeye başlayan bir bitki, bir ağaç oldu. O yeşermenin sonucunda da sağ olsun çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah ikimiz için de hem hocamız için hem benim için hayırlı bir milli takım olur. Ve bu sonuçlardan da gerçekten Euro 2024'de Almanya'ya hak ederek gideriz. Evet, gerçekten hocamızın bir sistem hocası olduğunu zaten tüm Türkiye biliyor zaten. Gerçekten geçiş hücumlarını çok iyi analiz edebilen, yapabilen bir hoca. Eğer biz hocamızın isteklerini yerine getirebilirsek, onun istekleri, taktiksel disiplini sahada sergileyebilirsek, biz bu maçlardan güzel bir oyun ve güzel bir galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum gerçekten. Evet, yani Hırvatistan biliyorsunuz son dönemlerde turnuvalara damgasını vuran bir ekip, bir ülke. Gerçekten iyi işler, önemli işler başardılar. Ama biz de gerçekten hiç yabana atılmayacak, özellikle milli duyguları hep beraber hissettirebildiğimizde, dayanışmayı birlikte bağlayabildiğimizde neler başarabileceğimizi eski dönemlerden de biliyoruz, şimdiki dönemlerden de biliyoruz. Biz başaracağız, ben buna inanıyorum, yürekle inanıyorum. Evet, güçlü bir rakip Hırvatistan ama biz de gerçekten hocamızın dediğim gibi taktiksel disiplinini, sistemini sahaya güzel bir şekilde yansıttığımız zaman biz bu işin başından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle değiştirir. Gerçekten Montella hocamız yani hem bizimle arkadaş gibi hem bir hoca gibi o saygı çerçevesinde en iyi şekilde tutabilecek bir hoca. Zaten yıllardır Avrupa'da boy göstermiş bir isim. Milan'da olsun, Sevilla'da olsun, özellikle Türkiye'ye geldikten sonra Adana Demirspor'da başardıkları gerçekten bizleri çok memnun edici bir ikili diyalogları ve hocalığı vardı. Ben Adana Demirspor'daki yansıtmış olduğu arkadaşlığı ve takımdaşlığı milli takıma da yansıtacağını düşünüyorum. Yeter ki biz bunu yürekten isteyelim. Biz bunu istersek hiçbir şeyi başaramayacak gibi değiliz yani. Sonuna kadar devam edeceğiz ve biz bunu başaracağız. Ben buna inanıyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yani. Evet, yeni dönem bizim için gerçekten çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Tabii gruptaki liderlik için önemli bir maç bizim için. Tabii ki biliyoruz gruptan iki takımın çıktığını ama biz lider çıkmak istiyoruz. Hırvatistan maçına da öyle çıkacağız. Gerçekten herkes, bütün arkadaşlarım, bütün kardeşlerim kendi takımlarında Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun çok iyi işler yapıyorlar. Herkes çok formda. Yeni hocamızla birlikte inşallah bu iki maçı iyi geçirip Almanya'daki şampiyonaya gitmek istiyoruz. Şöyle evet, Burak abi gerçekten çok büyük bir efsane. Burada ve Türk futboluna yaptığı bütün işler gerçekten çok büyüktü. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. Bana, işte Bertu'ya, işte Enes'e, sayamadığım arkadaşlarım varsa Umut Nayir'e. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten bizim için çok önemli.
dediğim gibi liderlik için çıkacağımız büyük bir maç. Burada Türkiye'de mağlup geldik ama iyi oynadığımız bir ilk devre vardı o maçta. Yeni hocamızla o hataları yapmayıp inşallah bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Sağ olun. Ya yeni hocanın gelmesiyle zaten hava gerçekten çok güzel kampta. Hoca bizden biri gibi gerçekten zaten uzun süredir Türkiye'de Adana Demir'de çok güzel işler yaptı. Türkiye'yi biliyor, Türk insanını biliyor. Türk futbolcuların dilinden anlıyor. Belki de kültürlerimiz benzediği için o da çok sıcakkanlı bir insan. Hani ilk geldiğimiz günden beri hep güler yüzlü, hep şakalaşan bir tip kendisi de. Ama burada buranın sorumluluğunu o da farkında. Çünkü burası çok büyük bir yer. Şurası için oynamak hepimiz için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Bunu herkes bilincinde. O yüzden hava çok güzel. İlk idmanımızı yapacağız şimdi röportajdan sonra. Hepimiz çok heyecanlıyız. %100 hazır olmak için 2-3 gün güzel çalışacağız. Evo, dobar dan svima. Dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Dakle, malo više problema i već od prije Perišić, evo ovom prigodom mu znaš, želim da se što prije oporavi. On će nam faliti jako puno. Kogod izostane, falit će nam, ali ne želim o tome puno razmišljati. Želim sa mojim stožerom naći najbolja rješenja i naći one koji će moći adekvatno odgovoriti ove dvije utakmice i naš cilj, bez obzira ko bio, ko ne bio, ostaje isti, a to je osvojiti što više bodova i premaknuti se korak bliže europskom prvenstvu. Prvo se veselim toj utakmici u Osijeku i punom stadionu i sjajnoj atmosferi koja će biti i velikoj podršci. Zaista mislim da na toj utakmici moramo dati svoj maksimum zbog cijele te situacije, a i zbog bodova koji su nama bitni. Mi smo dobili Tursku tamo 2-0 u teškoj utakmici, u dosta napetoj utakmici, neizvjesnoj. Taka će biti i ova. Došao je novi izbornik sigurno s nekim novim zahtjevima, tako da ćemo sad koristiti analizu što je bila od prošle utakmice, ali vidjeti po popisu igrača na koga on računa, na koga ne, u odnosu na prošlu utakmicu i nismo puno se bavili s Turskom. To ćemo učiniti ova dva dana i igračima prezentirati ono što mi očekujemo. Težak protivnik, domaći teren, ali evo mi igramo zaista dobro i dominantno, superiorno, imamo zaista jednu lijepu atmosferu. Nadam se da će ona se nastaviti u Osijeku i da ćemo mi tu utakmicu uspjeti apsolvirati. Jer ta utakmica po meni je ključ kvalifikacija i ta tri boda, ako Bog da, nam bliže nas ovom našem cilju.